Bak hemen hızlıca hallettik. Evet. Bayağı kısa sürdü. Sayenden oteli de gördük. Hiç boşuna söylenme. Bu sayede dışarıdan toplanan bütün hisseler senin. Şimdi benim kendimi patroniçe gibi mi hissetmem lazım? Yok. Bu öyle bir şey değil. Bunu daha çok senin emniyetin gibi düşün. Yalnız senin işlerle bu kadar ilgin olmayıp bana bunu yaptırman da enteresan. Ben sana daha enteresanını söyleyeyim. Nedir? Bu iş için Çağatay'ın ve Ender'in beni bulmuş olması. Baban Doğan Yıldırım'ın büyük düşmanı. Ne boş işler ya. Kim bu ya? Gamze'dir. Handan Hanım. Selam çocuklar. Nasılsınız bakalım? Anne. Canım. Ne yapıyorsun burada? Geçerken uğradım. Cihangir'den. Tamam, itiraf ediyorum. Senin kokunu aldım. ne içersiniz? Ne ikram edelim size? Yok canım, bir şey içmem. Zaten öylesine geldim. Kızımı görüp gideceğim. Ve bu arada size ev hediyeleri aldım. Ev hediyesi ne alaka? Yani kullanırsınız hayatım. Açmayacak mısın? Hadi aç. Anne bu ne? Ya bu ev biraz aksesuarsız gibi geldi bana. Renkli ne diye düşündüm. Şey, burası Ekin'in evi. Evet olsun. Ekin beğenmedin mi? Bunlar çok güzel bence. Bakın çocuklar. Şunları şöyle yatınca. Ekin yalnız ayna yanlış yerde duruyor. Onu karşıya geçirmemiz lazım. Kuzeye bakması gerekiyor çünkü. Hı. Peki. Şimdi anladın mı benim neler yaşadığımı? Şunları alıp şöyle koyduğum zaman. Bak, şık olmadı mı? Kesinlikle. Kumrucuğum, bana bir limonlu su verir misin lütfen? Ha, tabii ki. Ekin, sana ne kadar teşekkür etsem az. Neden? Ne yaptın ki ben? Valla ne yaptım bilmiyorum ama kızım senin yanında bambaşka biri. Çok mutlu, gözlerinin içi gülüyor. Ve en önemlisi de güvende. Buyurun Handan Hanım. Çok mersi canım. Suyumu alkali içmeye dikkat ediyorum. Ayakta kaldınız, otursanıza. Azıcık sohbet ederim.